arama kurtarma çalışmaları için jeneratör, enkaz altında kalanların diyaliz tedavileri için atık su arıtma sistemi, geçici olarak barınmaları için konteyner, ısınmaları için soba. Kahramanmaraş merkezli depremler sonrası afetzedelerin ihtiyaçları için Yalova Makine İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikalar 7 gün 24 saat ve 3 vardiyalı olarak üretime geçti. Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı depremden hemen sonra kriz merkezi kurdu. O kriz merkezi sanayicilerle deprem bölgesi arasında adeta bir köprü vazifesi gördü. Tedarik, üretim ve lojistik ekosistemini oluşturan tüm paydaşları bir araya getiren kriz merkezi, OSB'ler, sanayiciler ve STK'larla yapılan istişareler sonucunda ihtiyaçların bir an önce bölgeye ulaşması için çalıştı. 11 ilin yaşadığı acının bir benzerini 24 yıl önce 17 Ağustos 1999 tarihinde meydana gelen Marmara depreminde yaşayan Yalovalı sanayiciler afet bölgesi için kolları sıvadı. Kendi ihtisaslık kolumuz içerisinde bulunan ısıtıcı üretimlerinden tutun, işte jeneratör üretimlerine, özellikle yine ilk günlerde ve halen daha da aslında çok şiddetli bir ihtiyaç, yakıcı bir ihtiyaç olan konteyner üretimlerine, elektrikli kablo imalatlarından işte yine görmüş olduğunuz ısıtıcı ve soba üretimlerine kadar geniş yelpazede ama makina ihtisas kapsamında kalan üretim kalemlerinde biz vardık. İlk aşamada enkazdan olabildiğince çok kişinin kurtarılmasına odaklanıldı. Arama kurtarma çalışmalarında kullanılan hilti ve iş makinelerinin çalışması ve çevre aydınlatması için gerekli olan jeneratörler devreye sokuldu. Yalova Makine İhtisas OSB'deki jeneratör firmaları ihracatı durdurdu ve ellerindeki stok ürünleri afet bölgesine gönderdi. Ek vardiyayla günlük üretim kapasitesini 3 katına çıkardı. Biz bir gün içinde normal kapasitemiz 15-20 jeneratör olduğu halde 40-50 jeneratöre çıkarttık bunu. Canlı başta çocuklar, arkadaşlarımız, iş arkadaşlarımız çalışarak. Uzun süre enkazda kalan depremzedelerin sağlık sorunları için de çözüm üretildi. Göçük altında uzun süre kalan insanların özellikle böbrek fonksiyonlarındaki bozukluklardan dolayı diyaliz sistemlerine bağlanmaları gerekebiliyor. Bu diyaliz sistemlerinde de saf su dediğimiz reverse osmos sisteminden çıkan sular kullanılıyor. O yüzden çok çok önemliydi. Acilen hemen hazırladık, gönderdik o bölgeye. Afetzedelerin geçici barınma ihtiyaçları da unutulmadı. Depremin ilk günlerinde acil barınma talebini karşılamak için hızlıca konteynerler üreten Yalovalı sanayiciler zaman geçtikçe değişen ihtiyaca göre üretimini çeşitlendirdi. İçinde mutfağı ve banyosu da olan 1+1 konteynerlerde üretmeye başladı. Günlük 20 adet normalde konteyner üretimimiz vardı. Şu anda günlük 50'ye aşkın konteyner buradan sevk ediyoruz deprem bölgesine ve 2,5 kat arttığını söyleyebilirim. Yalova'daki Şehit Sercan Yazar Mesleki Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri okulda kazandıkları üretim deneyimlerini bu kez depremzedeler için kullandı. Öğretmenleriyle birlikte soba üretti. Yaklaşık 25 tane öğretmen, 25-30 tane de öğrenciyle bu işleme girildi. İlk etapta dediğim gibi 350 tane soba üretildi. Toplamda şu anda 850 tane sobamız üretildi. 350'si gönderildi. Diğerleri peyderpey gönderildi. Elimizde çok az soba kaldı. Tıpkı pandemi sürecinde maske üretimlerinde, o vizör üretimlerinde, yerli ilaçta vesairede gördüğümüz gibi yine bir afette yerli sanayinin, milli sanayinin ayakları bu topraklara basan sanayi üretiminin hayati derecede önemli olduğunu bir kere daha kavradık.